Gençler merhaba Eğitim Tokat TV hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniniz Hamdi Hocanız. Bugün 10. sınıf 2. derecenin denklemler konusunda devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz daha şimdi denklem boyutuna girmeye başlayacağız. Şimdi ben size diyorum ki ax kare artı bx artı c şeklinde denklemin var. Buradaki a, b, c benim için birer tam sayı arkadaşlar. Yani rasyonel sayı da olabilir tabii ki ama tam sayı haline çevirmeniz işlemimizi kolaylaştırır. Bunun için payda yapabilirsiniz. Peki hocam ben bu adamları nasıl bulurum? Denklem olarak düşünerek başlayalım. Örnek olarak 2x kare artı 8x eşittir 0 der isem. Şimdi yapmam gereken ilk iş arkadaşlar x parantezini almak burada. x parantezini alırsam 2x artı 8 eşittir 0 ise ya benim sol tarafım 0 eşittir ya da benim sağ tarafım 0 eşittir. O zaman hocam ya x'im 0 tamam bu bir cevabım. Aslında bir köküm köklerimden bir tanesi. Ya da 2x artı 8 0 eşit artı 8 karşıya eksi 8 diye geçti. x eşittir eksi 4 oldu. Bu da benim köklerimden diğeridir. Yani bir denklemde bu örnek olarak verdiğimiz denklemde 0'ı da yerine koyarsak cevabımız 0 çıkar. Eksi 4'ü de yerine koyarsak cevabımız 0 çıkar demektir arkadaşlar. Haydi devam edelim örneklerimize. Bakalım ne gelecek sırada. Arkadaşlar şimdi diyoruz ki denklemde sadece bir tane x olsa ama yine ikinci dereceden bir x olsa desem ki size eksi 36 eşittir 0. Hocam tabii ki siz refleks olarak eksi 36'yı karşıya atarsınız. Artı 36 diye karşıya geçtim. Her iki tarafı da 4'e sadeleştirdim. x kare eşittir 9 neyin karesi 9'dur diye düşünüyorum. X'in 3'ün de karesi, eksi 3'ün de karesi 9'dur arkadaşlar. Demek ki benim x birim üçgen x ikim eksi 3. Bakın köklerinden bir tanesi üçgen diğeri eksi 3 oluyor arkadaşlar. Anlaştık mı gençler? Devam ediyorum. Peki hocam acaba ben x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 olsa. Bakın sadece x var. Yani x'in birinci kuvveti var. x'siz olan sabit terim artı 6 var. Ve x kare var. Şimdi hocam bunu nasıl çözeceğiz? Bunu çözmenin birkaç tane yolu var. Ama en pratik ve en çok kullandığımız yollarından bir tanesi gençler. Bu adamı çarpan olarak burası çarpımız iken burası da bizim toplamlarımız olacak. İki adet sayı arayacağım. Niye iki adet? Çünkü ben ikinci dereceden bir fonksiyonum. Hocam 6'nın çarpanları 3'e 2. Fakat 3 artı 2 eksi 5 yapmıyor. Ama eksi 3 ve eksi 2'yi düşünecek olursam çarpımları eksi 3 ile eksi 2'yi çarpınca artı 6. Eksi 3 ile eksi 2'yi toplayınca eksi 5. Ortayı verdi mi gençler? Verdi. O zaman ben bu adamın x eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 diye düşünebilirim. Yani ya sol tarafım ya sağ tarafım 0 diye düşünecek olursam x eksi 3 eşittir 0 da olabilirim. Eksi 3 karşı artı 3 diye geçti hocam. X'im 3 olabilir. Bu köklerimden bir tanesi diyorum. Ya da hocam x eksi 2 eşittir 0'a. Eksi 2 karşıya artı 2 diye geçti. X eşittir 2 diyorum. Bu da köklerimden diğeri arkadaşlar. Demek ki kökümün bir tanesi 3 iken diğeri 2 oluyormuş arkadaşlar. Şimdi gençler bu soru üzerine odaklanacağız. X1'in 3, X2'nin 2 olduğunu unutmadan devam edecek olursam. Denklemi x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 idi. Bana denklemi vermedi hocam. Dedi ki köklerinden bir tanesi 3, köklerinden diğeri 2. Bu köklü denklemi yazın derse nasıl yapacağım? İşte burada Hamdi diyor ki size şöyle güzel bir yolumuz var. x kare eksi tx artı ç. Hocam t ne demek ç ne demek? T köklerimin toplamı. Ç çarpımı olarak ben denklemi kendim oluşturabilirim hocam. Hadi yazalım. X kare eksi bakın eksi buradan gelen eksi arkadaşlar. Bunu kaçırmıyorsunuz. Anlaştık mı? Köklerimi topluyorum. 3 ile 2'yi toplarsam 5 yanında x var arkadaşlar. Sonra diyorum ki 3 ile 2'yi çarparsam 6. Bakın eşittir 0 diyerek kendi denklemi kendim oluşturabilirim. Yani kökleri bilinen bir denklemi kendim yazabilirim. Ha ama hocam eğer benim bir kat sayım var ise o yüzden diyoruz ki benim fonksiyon olarak da düşünebilirsiniz. İleride göreceğiz. D çarpı x kare eksi tx artı ç demem daha sağlıklı. Yani oradaki x karenin de bir çarpanı olabiliyor arkadaşlar. Şimdi örneklerimize devam edelim. Biraz örnek çözelim. Hem de konumuz pek istiyorum. Desem ki size x kare eksi 10 x kare artı 3 x artı 1 desem. Şimdi hocam bu adamı nasıl yapacağız? 1'in çarpanları 1'e 1. Bir. Bunu görüyorum. E 10 ama hocam eksi 10 x. O zaman ben buradaki x karenin önündeki sayıları da çarpandan ayıracağım. 5 x ile 2 x'i çarparsam 5 x ile 2 x çarparsam artı 10 x yapar. Hedefim eksi 10 x olmak. Hocam eksi 2x ile artı 5x çarparsam eksi 10x olur muyum? Hocam çarparsam eğer karşılıklı çapraz çarparsam eksi 2x artı 5x topladığım zaman artı 3x ile kökler toplamı olan orta noktaya ulaşmış oluyor muyum? Hedefim her zaman kökler toplamı arkadaşlar. Orta noktaya ulaşmak. Ha şimdi oklarımın zıttıyla kendim oluşturuyorum. Diyorum ki 5x artı 1 çarpı eksi 2x artı 1 eşittir 0. Bakın şu anda çarpanlarını ayırdım. Köklerini bulmadım. Çarpanlarına ayrılmış hali bu arkadaşlar. Köklerini bulmak istiyorsam ya bu adam 0'dır ya bu adam 0'dır diyorum. Yani 5x artı 1 eşittir 0 ise artı 1 karşı eksi 1 diye geçti. 5x eşittir eksi 1'e hocam çarpı 5'te karşıya bölü 5 diye geçti. Eksi 1 bölü 5 oldum arkadaşlar. Bakın eksi 1 bölü 5 oldum cevabını görebiliyorum. Hocam diğer cevabımızı bulalım. Bakın diğer işinde sarı renkli kalemimi kullanacağım. Diyorum ki bu adamı nasıl bulabilirim acaba? 2, eksi 2x artı 1. Eksi 2x artı 1 eşittir 0 ise. Eksi 2x'i mi karşıya atıyorum? 1 eşittir 2x ise x eşittir 1 bölü 2. Ye. Bakın diğer kökümde 1 bölü 2 olduğunu görüyorum gençler. Buradan. Devam edelim. Hadi bakalım şöyle güzel bir soru daha sorayım size. Bakalım ne cevap vereceksiniz. 3x kare artı 10 artı 17 x demiş olsam. Şimdi hocam 3x karenin çarpanları görüyorum ki ben 3x'e 1x'im. Hocam onun çarpanlarında görüyorum ki 5'e 2'yim. E hocam karşılıklı çarparsam 15x'im. Karşılıklı çarparsam 2x'im. Bu adamları topladığım zaman hocam ben 17x ile sağlamam olan orta noktaya ulaşıyor muyum? Bakın hedefim her zaman sağlama nokta olan orta noktası arkadaşlar. 17x ile orta noktaya ulaştıysam oklarımın zıttıyla okların çapraz gitse düz gidiyorum. Bu soruda olduğu gibi düz gittiyse çapraz hareket ederek yani 3x artı 5'e gittiyse artı 2 ile x artı 2'ye gittiyse artı 5 ile eşittir 0. Şu anda ben çarpanlarını ayırmış oldum köklerini bulmadım. Ha hocam köklerimizi bulalım. 3x artı 2 eşittir 0'a. 3x eşittir eksi 2'ye. Hocam çarpı 3'te karşıya bölüş diye geçti. Eksi 2 bölü 3'e. Bakın köklerimden bir tanesini bulmuş oldum şu anda. Hocam x artı 5 eşittir 0 dersem. Artı 5 karşı eksi 5 diye geçti. x eşittir eksi 5'e. Bu da köklerimden diğeridir arkadaşlar. Ben bu kökleri bilerek Denklemi tekrar da oluşturabilirdim. Hadi şimdi bir de o yöntemimize bakalım. Bakın denklemi hafızanızda tutmaya çalışın. 3x kare artı 17x artı 10. Artık denklemi unuttuk. Diyor ki adam bize kökünün bir tanesi eksi 2 bölü 3, diğeri eksi 5. Acaba bu adamın denklemi nedir diyor. Şimdi ona bakacağız. Kökümüzün biri eksi 2 bölü 3, diğeri eksi 5. Adam bize denklemi ya da fonksiyonu soruyor. Şimdi hocam siz diyordunuz ki x kare eksi tx artı c deriz diyorduk. Yani çarpımları ç'ye toplamlarını eksi t'ye t'nin olduğu yere yazacağım. Hocam hemen şurada yapalım. Eksi 2 bölü 3 ile eksi 5'i çarparsam artı 10 bölü 3. Eksi bölü 2 3 ile eksi 5'i toplarsam hızlı çarpma yapıyorum bakın. 3 kere eksi 5 eksi 15 eksi 2 daha Eksi 17 bölü 3. Direkt yerine yazacak olursam. X kare eksi formülden geldi. Eksi 17 bölü 3. X artı 10 bölü 3. Bakın eksi eksi artı oldu. Tamam burada anlaştık. Yani ben X kare 17 X bölü 3 artı 10 bölü 3'ü gördüm. Ama böyle bir denklem çok sorularda rastlamazsınız. O yüzden payda işleme yoluna geçecek olursak. Yani bu adamın gizli paydası bir ya arkadaşlar. Bunu ben... 3 ile genişletirsem 3x kare artı 17x artı 10 Hocam herkesin paydası 3 oldu. Eşittir sıfırım. Böyle 3'ü çarpış diye gönderdim. Çarpış diye gönderdiğim için de sıfırla 3'ü çarpmam hiçbir değeri ifade etmedi. Bakın denklemin aynısına tekrardan ulaşmış oldum arkadaşlar. 3x kare artı 17x artı 10 Bizim ilk denklemimizin durumu değil miydi gençler bu? Devam edelim. Biraz daha pekiştirelim bunu arkadaşlar örneklerimizle. Şöyle bakacak olursak. Mesela desem ki ben size. X kare artı x artı 2x eksi 2k eksi 5 eşittir 0. Köklerinden biri. Köklerinden biri. Eksi 1 ise diğeri nedir dese bana diğeri nedir diye sorsa. Hocam benim köküm eksi 1 ise ben bu eksi 1'i yerine koyduğum zaman eşittir sıfır denkliğini sağlamam lazım. Bu şekilde bundan faydalanarak k'ya ulaşabilirim. Haydi hocam ulaşalım. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Bakın eksi 1'in karesi artı eksi 1 artı 2 çarpı eksi 1 eksi 2k eksi 5 eşittir sıfır mıyım gençler? Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ile artı 2'yi topladım. Artı 1 yaptım. Ama eksi 1 ile çarpıldığım zaman yine eksi 1 olmaya devam ettim arkadaşlar. Eksi 2K eksi 5 eşittir sıfırım. Eksi 1 artı 1 topladım. sıfır oldu. E hocam o zaman eksi 2K artı 5 eşittir 0 mıyım? Eksi 2K karşı artı 2K diye geçecek olursa 5 eşittir 2K'ya K eşittir 5 bölü 2'ye. Ben bunu yerine koyarak denklemi çözebilirim. Ama hocam bana aslında K lazım değil. Bana aslında ne lazım? 2K lazım. Niye? Çünkü denklemde 2K var. Kendim bir daha hiç yorma gerek yok. Yani benim denklemim aslında arkadaşlar x kare artı x artı 2x biraz karışık bir denklem gibi görünüyor. Eksi hocam k gördüğüm yere 5 yazarsam 5 eksi 5 yani aslında burası tamamen sıfır olup gidiyor arkadaşlar. Hiç orada işim kalmamış oluyor. Denklemin son halinde içeri dağıtarak yazacak olursa x kare artı x kare artı 2x eşittir 0 mı oldu? Hocam x kare ile x kareyi toplayacak olursa 2x kare artı 2x eşittir 0 mıyım? Şimdi diğer sayfaya geçip köklerini bulacağız arkadaşlar. Ne diyoruz? 2x kare artı 2x eşittir 0'a. İlk örneğimizde olduğu gibi x parantezini alacak olursa. Hatta 2x parantezini alalım daha kolay olsun. 2x parantezini alacak olursam x artı 1 eşittir 0 mı oldu? Hocam ya burası sıfırdır ya burası sıfırdır. 2x eşittir 0 ise x eşittir 0 bölü 2'ye yani 0'a. Köklerimden biri 0. Devam edelim. x artı 1 eşittir 0 ise x eşittir eksi 1'e köklerinden diğeri eksi 1. Hocam zaten bana eksi 1'i vermiş miydi? Yani bana sorulan şey aslında eksi 1 değil. Bana x1'i soruyor. x1'i soruyor. x X1 birinde o zaman sıfır arkadaşlar. Diğer kökümde o zaman benim sıfırdır gençler. Bakın arkadaşlar bu örnekte aslında 2 dereceden bir denklem. Fakat baktığımız zaman 1 dereceden gibi görünüyor. Fakat çarpmayı yapacak olursam herkes herkese çarpmam lazım. x ile 4 ximi mi çarptım? 4x kare oldum. x ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3x oldum. Artı 1 ile 4x'i çarptım. Artı 4x oldu. Artı 1 ile eksi 3 çarptım. Eksi 3 oldu. Eşittir x artı 15. Biraz daha fonksiyonu nasıl çıkmak ve denklemleştirmek için ben herkesi aynı tarafa toplayıp eşittir 0 olmaya çalışıyorum. Hocam 4x kare artı 1x eksi 3 eşittir x artı 15. Hocam artı x de karşıya eksi x diye geçti. Birbirlerini yediler artı 15 karşıya eksi 15 diye geçecek olsa 4x kare eksi 18 eşittir 0 mı oldu? Eksi 18 e tekrar karşıya atayım. 4x kare artı 18'e x kare 18 bölü 4'e. Sadeleştirdim. 9 bölü 2'ye. Şimdi hocam x kare 9 bölü 2 ama benim cevabım ne acaba? Diye düşünüyorsak. Hocam 3'ün karesi ve kök 2'nin karesi 2 değil midir gençler? Buradan bakacak olursak hocam sevgili x'in artı 3 bölü kök 2 veya x'in eksi 3 bölü kök 2 midir gençler? Biraz düzeltelim. 3 bölü kök 2 midir gençler? Ha hocam. Payda da köklü sayı olamaz. Eşleniyor olan kök 2 ile pay mı da payda mı da? genişleterek yazabilirim gençler. Gençler bunu burada bırakıyoruz. Bir dahaki dersimizde ikinci dereceden denklemlerin geometride kullanımı, geometrik yorumlarına bakacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.